Van'daki çığ felaketlerinde can kaybı sayısı 41'e yükseldi. Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen noktada arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı. Çığ altında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Karabet Tüneli'ne yakın mesafedeki bölgede çığ altında hala 4 kişinin olabileceği belirtiliyor. 4 kişinin daha çığ altında olduğunu, muhtemelen hayatını kaybettiklerini, onlarla ilgili de çalışmaların devam ettiğini söyleyeyim. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri alan taraması yapıyor. Çalışmalarda özel eğitimli dedektör köpekler de kullanılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bölgeye gelerek hastanedeki yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi almıştı. Hastanede tedavi altında olan yaralılar yaşadıklarını anlattı. Aniden bir ses geldi. Ses geldi, ben artık kendimi karın içinde gördüm yani. Toz, duman. Ben bir 200 metre gittim. Ondan sonra kendi imkanımla ben bu kolum bu uçtaydı. Oynattım, bildim ki nefes dağılıyordu. Biraz karı attım, ışığı gördüm, ondan sonra kolum çalışıyordu. Çevre illerden Bahçesaray'a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD ve Kızılay ekipleri köyde hazır bekletiliyor. Bölgeye gitmek isteyen basın mensupları ve sivil vatandaşlara izin verilmiyor. Yukarı Narlıca köyünde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi almış durumda. Yeni bir felaketin yaşanmaması için tedbir amacıyla Bahçesaray bölgesinde yapay patlatma çalışmaları yapıldı.